Sinema Oyuncuları Meslek Birliği Başkan Yardımcısı Aslı Şahin ile konuşacağız. Aslı Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Bu kısıtlama günlerinde insanlar evlerinde oturuyorlar, gece gündüz dizi izliyorlar, filmler izliyorlar. Peki bu filmlerin, dizilerin kahramanları diyelim, çünkü onlar aynı zamanda emek kahramanı bu dönemde. Hangi koşullarda çalışıyorlar setlerde? Öncelikle davetiniz ve sesimiz olduğunuz için teşekkür ederim. Petak Hanım, bildiğiniz gibi dizi setleri zaten biraz Türkiye'nin kanayan yarası. Çalışma koşulları zaten her zaman için çok ağır. Bunu özellikle pandemi başlangıcında çok fazla dile getirdik. Öncesinde zaten hep kamuyla görüşmelerimiz devam ediyordu. Fakat pandemiyle beraber biraz o şaşalı görüntünün arka tarafı da ortaya çıkmaya başladı. Çünkü inanılmaz uzun saatler çalışılıyor setlerde. Ortalaması 15-16 saat günde. Sigortasız çalışılıyor. Bir iş güvenceniz yok. Yapımcının ya da kanalın iki dudağı arasındasınız. Bir gün sizi sete çağırmayabiliyorlar ve siz işsiz kalabiliyorsunuz. İş güvenliğiniz yok. İş güvenliği konusunda kimi adımlar atıldı fakat çok yeterli değil. Keza setler tehlikeli iş yerleri sınıfında yer alıyorlar. Buna rağmen çok yetersiz tedbirler var. Devamlı kazalar oluyor, ölümler oluyor. Ve bu insanlar sigortasızlar. Dolayısıyla bu kadar sert koşulları olan setlerin de aynı zamanda dediğiniz gibi yasakları da dinlemeden, yani yasaklardan da muaf olarak çalışmaya devam ettiği göz önünde bulundurulursa tabii ki hemen bizi aşılayın, öncelik bizdedir noktasında değil ama mutlaka ve mutlaka dikkate alınması gereken bir sektör olduğu ortada. Bir de çalışma koşullarına baktığınız zaman mesafeyi korumak mümkün değil setlerde. Onun haricinde çok fazla böyle işte set malzemeleri elden ele geçiriliyor. İşte kablolar taşınıyor, aksesuarlar taşınıyor, işte kostümler elden ele veriliyor, ediliyor falan. Hem kamera önü hem kamera arkası için konuşuyorum tabii ki bunu. Dolayısıyla bu akış da çok fazla olduğu için, mesafenin korunması mümkün olmadığı için üstüne oyuncular maskesiz çalışmak zorunda oldukları için çok ciddi bir tehlike arz ediyor. Ve Oyuncular Sendikası bildiğim kadarıyla iki kez bakanlığa bu konuda başvuruda bulundu. Sinema Televizyon Sendikası aynı şekilde dillendirdi. Diğer dernekler de aynı şekilde devamlı sosyal medyadan bunu talep ediyorlar. Fakat hiçbir dönüş olmaması bir sorun maalesef. Resmi olarak başvuru yapıldı mı Aslı Hanım? Oyuncular Sendikası tarafından yapıldı, evet. Resmi başvuruya dönüş mü yapılmıyor? Bildiğim kadarıyla öyle, evet. İki seferdir bildiğim kadarıyla sendika bu başvuruyu yaptı fakat bir cevap alınamadı henüz. En Neden azından cevap sırlamaya verilmediğini konacağına düşünüyorsunuz? dair bir şey. Pardon? Neden cevap verilmediğini düşünüyorsunuz? Sanırım biraz görünmeziz. Ne kadar görünür olduğumuz düşünülürse bir anlamda da o kadar görünmeziz. Çok göz önünde olduğumuz için mi görünmeziz bilmiyorum. İkircikli bir durum var ortada. Her şey çok yolundaymış gibi görünüyor herhalde oradan ama öyle değil. Yani işin iç tarafı, arka tarafı hiç öyle değil. Ekranlarda gördüğümüz şeyin arka tarafı çok ciddi çalışma koşulları, çok sert çalışma koşulları olan bir sektör. Ekranın arkasına bakmak lazım. Dolayısıyla biraz daha bu talepleri ciddiye almak gerekiyor maalesef. Evet, aşılama çalışmaları konusunda başvurular yapıldığını söylüyorsunuz, yanıt alınamadığını söylüyorsunuz. Peki set emekçileri arasında COVID-19'a yakalanma oranı hakkında ya da duyumlar hakkında ne tür bilgileriniz var? Şöyle söyleyeyim, 2020 verilerine göre setlerin %80'inde COVID vakası görüldü. Çok yüksek. İnanılmaz bir rakam, evet. Şu anda çok sağlıklı bir takip yapılamıyor. Bir yandan bildiğiniz gibi testler çok doğru sonuçlar vermiyordu. Pozitif çıkanlar sonra negatife dönüyor. Negatif diyorsunuz fakat tomografide belli oluyor ki COVID tutulumu olmuş ciğerlerde ama test negatif çıkmış vesaire. Çok sağlıklı bir rapor tutulamadı 2021 senesi için özellikle. Fakat bildiğimiz kadarıyla 2020 senesinde %80'inde bu vakalar çıktı. Bir oyuncu ve bir yanılmıyorsam kamera asistanı vefat etti.
Bunun haricinde bildiğiniz gibi biraz önce aslında sizin bülteninizde yer alan bir gazetecinin kardeşinin vefatı gibi durumlar var. Yani rapora yani Covid olup Covid sebebiyle organ yetmezliği yaşayıp vefat ediyor fakat son dakikada testi negatif çıktığı için doğal ölüm yazılabiliyor. Dolayısıyla onu takip etmek de çok mümkün değil ama yani bildiğimiz kadarıyla net olarak en az iki vefat da setlerden gerçekleşti. Peki set çalışanlarının moral durumları nasıl? Kaygı durumları nasıl? Bir de çok uzun çalışıyorlar. Yani sizin de dediğiniz gibi 14-15 saat büyük ihtimalle yeterli beslenemeden, yeteri miktarda su ve vitamin alamadan yapılan çalışma süresi Uykusuz. içerisinde vücut direncinin düşüklüğü de söz konusu olmalı. Maalesef, maalesef. Yani biz bu yani çalışma süreleriyle ilgili sendikalar zaten çok ciddi çalışmalar yapıyorlardı. Pandemi döneminin başında da bir kılavuz yayınlandı. Bütün set çalışanlarının, setteki bütün birimlerin katkısının olduğu bir kılavuzdu bu. Bütün çalışma koşullarını düzenleyen, pandemiye uyarlayan, adapte eden bir kılavuzdu. Burada tavsiye edilen süre Oyuncular Sendikası ve bizim Sinema Oyuncuları Meslek Birliği'nin şerhi olmakla beraber biz kanuni süreyi baz almak istiyorduk. Fakat orada 12 saat çalışma öngörülüyordu. Bizim söylediğimiz 8 saat normal, kanuna uygun bir çalışmaydı. Koyduğumuz şerh bu yöndeydi. Fazla mesai de biliyorsunuz en fazla artı 3 saat olabiliyor. Günde 11 saat olabiliyor. O da haftada 45'i geçmeyecek şekilde. Fakat bizde haftada 80 saatler, 90 saatler çalışılıyor. Dolayısıyla tam da dediğiniz gibi bağışıklığımızın da yüksek olması gereken, iyi uyumuş olmamız, iyi beslenmiş olmamız gereken bu dönemde dahi bu çok fazla kale alınmadı. Yine 12 saatler, 13 saatler, 14 saatler çalışılmaya devam ediliyor. Kimi setler, hani hepsinde değil tabii ki ama kimi setler dikkat ediyorlar işte hijyen konusunda, dezenfektasyon konusunda ya da işte sık sık test yapma konusunda fakat birçoğunda maalesef böyle bir durum da yok. Bu getirilen ekstra mali yükü yapımcılar ya da kanallar üstlenmek istemiyor olabiliyorlar. Fakat o zaman bunun bir karşılığı, bunu kompanse edecek bir şey gerekiyor. Yani en azından bu süreleri kısaltmak, insanların iyi beslenmesini, iyi uyumasını sağlamak gerekiyor. Fakat bu noktada çok ciddi eksiklikler var hala maalesef. Dolayısıyla bu da psikolojimize yansıyor tabii ki. Evet, yani çekimler sırasında bayılan set çalışanları olduğunu biliyoruz. Kalp krizi geçiren set çalışanları olduğunu biliyoruz. Bunlar daha öncesinden olan bilgiler. Zaten normalde bu kadar ağır çalışılıyorken bir de pandemi koşullarında önerilen tedbirlere uyulamaması tabii ki sonuçları da beraberinde getirecektir. Talepler neler? Talepler aslında insani koşullarda çalışmak, kanunlara uyulması. Yani günde 8 saat çalışmak işte ya da aranın buna uygun olması gibi. Pandemi sürecinde dediğim gibi yani oyuncular özelinde konuşursak maskesiz çalışmak zorundayız. Bunun için çok yani bu tedbirlerin öyle böyle değil yani çok önemli hani çok ciddiye alınması lazım. Kamera arkası ekibi dediğim gibi elden ele devamlı kablolar, kameralar, şunlar, ışıklık sistemleri vesaireler taşınıp duruluyor. Mesafeyi korumak mümkün değil. İç mekanlarda zaten yeteri kadar havalandırmanın olmaması da virüsün daha hızlı yayılmasına da neden oluyordur. Aynı şekilde bazen bir odada 25 kişi oluyorsunuz mesela. Yani dip dibe hani biri birinin arkasını saklamış, oradan işte mikrofonu tutmuş, bir şey yapmış falan filan. Baktığınız zaman odada iki kişi izliyorsunuz siz ekranlardan. Fakat orada 25 kişi olabiliyor içeride. Kapalı bir odadan bahsediyoruz tam da dediğiniz gibi. Dolayısıyla aşı konusunda hala yasaklarda da çalışmaya devam eden ve gereken fiziki koşulları da sağlaması mümkün olmayan bir sektör olduğu için aşı konusunda öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Bir kez Bakanlıktan daha talebimiz de bu aslında. bu talebi de dinlendirmiş oluyorsunuz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar ve Ben sağlıklı çok günler teşekkür diliyoruz. ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Üç Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde Türkiye'de basın üzerindeki baskı bir kez daha verilerle ortaya kondu. 180 ülke arasında basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye 153. sırada yer aldı. Birleşmiş Milletler 1993 yılında özgür ve bağımsız bir basın için 3 Mayıs'ı Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kabul etti.
Bugünse yapılan her yeni araştırmayla basının özgür olmadığı ortaya konuyor. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye 100